Merhaba arkadaşlar, bugünkü videoda bir toaster yapımı anlatmaya çalışacağım. Referans olsun diye ben bir tema satın aldım. Bu temadaki toaster komponentini yapmaya çalışacağım. Bakalım ne kadarını yapacağız, ne kadarını yapamayacağız. Onu göreceğiz çünkü hiçbir plan yapmadım. Şimdi ben sadece bir Create React App ile standart bir React projesi başlattım. Onun dışında başka bir şey eklemedim. Sırayla yapmaya çalışalım bakalım. Önce bu projeyi biraz temizleyelim. Gereksiz şeyleri biraz kaldıralım. Şu kısmı bir kaldıralım. Class name'in şimdilik silelim. Boş. Logoya gerek yok. Burada app CSS'i kullanabiliriz. O yüzden şimdilik şunu komple bir kaldırayım. Ama app CSS'i kullanabiliriz ya da index CSS'i kullanabiliriz, body kısmını falan. Bunlar kalsın. Logoya gerek yok. Sanırım bu kısım yeterli olacaktır bizim için. Başlamak için yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ve şu an boş bir React uygulamamız var. Bakalım sırayla. İlk önce sanırım yapmam gereken şey toaster'ın kendisi. Yani bir kutu yapmam gerekiyor. Bunun nerede göründüğü şu an için önemli değil. Şeffaf bir kutu. Şimdi şunun sürekli kalanı yok mu ya? HTML'ine bakmak daha kolay olur. Timeout 5 saniye. Ha, sticky. Tamam. Sanırım sticky ben klik yapana kadar kalacak. Yok, kalmadı. Başarısız. Sticky. O zaman birazcık şey yapacağız bunu. Kalanı yok mu ya, sürekli kalanı? Tıklayana kadar close button. Hepsinde bir default timeout mu var? Sıkıntılı. Bu HTML koduna dokunmak istemiyorum. Aldım temaya. O yüzden aranıyorum. Timeout'u. Create sticky toast set timeout 0. Tamam. Sticky toast. Timeout 0. Sorunun ne dostum? Tamam. Neyse, şu an duruyor, gitmedi. İlginç. Okey. Bize bu kısmı yapmak düşüyor. İlk önce şu toast komponentinin iç tarafı, yani bu turkuaz görünen tarafı yapmaya çalışayım. Komple sırayla CSS'lerin hepsini kopyalamayacağım. Gördüğüm kadarını yapacağım. Bunun yapmamın nedeni, projelerde genelde, en azından benim çalıştığım projelerde HTML olarak gelmiyor tasarımlar. Sketch dosyasında işte Zeppelin ya da InVision gibi uygulamalar aktarılıyor. Orada çok kısıtlı bir HTML görebiliyorsunuz. Yani onun kendi otomatik ürettiği HTML, ama sadece bir fikir vermeye yarıyor orada. Bende de Sketch dosyaları var bunun, ama açıkçası upload etmeye üşendim Zeppelin'e. O yüzden direkt HTML üzerinden gideceğim ve bana sadece burada işime yarayacak CSS'leri almaya çalışacağım. Ama gene kayboldu ya, gerizekalı. Dur. Tamam. Haydi başlayalım. O zaman hop, komponent klasör yapalım. Ve Toaster.js'de başlayalım. Tamam. Şimdi tasarımı yavaş yavaş aktaralım. Birincisi, sanırım sabit bir genişlikte bir kutuya ihtiyacımız var. Genişliğine de bakalım. 300'müş. Önce CSS dosyasını oluşturalım isterseniz. Şöyle yapsak sanki daha güzel olacak. Toaster. Şunu şuraya alalım. Adını index yapalım. Nope. Değiştireceğim sonra. Index yapalım. Şuraya da CSS gidelim.
Uzun zamandır Create React App'le bir şey yapmıyorum. Direkt SAS kullansam acaba izin verir mi? Bir deneyeyim. Olmadı, CSS'le devam ederiz. Yani çok emin değilim, webpack ayarlarından çok hatırlamıyorum. Ama denemede fayda var. Import Toaster Toaster SAS. Bakalım bir hata verecek mi? Bu kısımda bir sıkıntı yok. Evet, SAS loader yokmuş. Şimdi bununla uğraşmayacağım bu konumuz dışında. O yüzden CSS ile devam edelim. Çok zaten şimdilik önemli bir şey değil. Tabii bu patlayacak şundan dolayı. Hop, düzelteyim. Tamam. 300 genişliğinde bir kutuya ihtiyacımız var. Yüksekliği muhtemelen minimum bir yüksekliği var bunun. Yani tahminimce autodur da 389. Ben şimdilik yükseklikle ilgilenmeyeyim. Adına ne diyelim? Toaster. Container da diyebiliriz. Neyse, toaster diyelim. 300 px yüksekliği bizim için şimdilik önemli değil ama minimum bir yükseklik versek aslında güzel olabilir. Neyse, ona sonra karar veririz. Aa, gene kayboldu. Bir yerleri tıklayınca kayboluyor. Index falan, onları şimdilik geçelim. Sadece kutuyu yapmaya çalışıyoruz. Rengini alalım. İçinde bir toaster info diye ayırmış bu. Bir container var. İsimleri biz de aynı verelim. Toaster container diyelim. Toaster title, toaster info, toast info. Bu rengiyle alakalı. Benim şimdilik container ya diye ayırmayacağım ve şimdi tek renk yapacağım. Sonra renkleri ayıracağım. Bakalım başka ne ihtiyacımız var. Position falan. Geçelim. Shadow'u kopyalayalım. Çünkü bunu direkt yapamam. Ay, burasını da kopyalıyormuş. Bunu silelim. Tamam, başka neler alabiliriz? Position relative birazdan o ihtiyacımız olacak ona. Şimdilik geçiyorum. Overflow hidden mantıklı. Çünkü bunun içinde bir scroll olmasını istemiyoruz. Padding'i de oradan alalım. Onu geçiyorum. Border radius 3 piksel. Niye bunu hepsini ayrı ayrı 3 piksel yapmış? Hiçbir fikrim yok. O yüzden direkt border radius 3 piksel yapalım. Bir daha geçiyoruz. Background repeat geç, box shadow geç, color renk yazılar beyaz. Onu biz de aynısını yapalım. Tamam, şimdi toast info'nun rengini şimdilik kullanmak için sonra renkler ayıracağız. Bir de şeffaf bu arkadaş. Opacity olması lazım bir yerlerde. Şimdi 0.8'miş. Bunu ezmiş bir yerde. Opacity 0.9 yapmış. Ne farkı var bilmiyorum o kadar. Küçük bir şeye. Display block zaten elementimiz div. Default olarak display block şimdilik. Max width none. Background imaj mı? Sanırım background imajı şunun için kullanıyor. Logo için kullanıyor. Büyük bir ihtimal. Evet, şimdilik ikonu, logo dedim ya, ikon için kullanmış o background'ı. Onu acaba biz başka türlü yapabilir miyiz? Evet, onu evet, ikon için kullanmış. Biz onun yerine bir ikon library kullansak. Bilmiyorum, ona sonra karar veririz. Şimdilik koymayalım. Birazdan düşünürüz. Class name. Container'dı galiba. Evet. Aynısını alalım. Kaydet bakalım ne oldu. Tamam, görüntü benzemeye başladı. Yazı karakterleri falan. Onlara bir bakalım. Bir özellik var mı onunla ilgili, yazı ile ilgili. Gerçi title'ı ve
Mesajı ayrı. Biz de bunları aynen ekleyelim. Direkt kopyalayacağım elementi. Class name. Ve yazıyı da aynen ekliyorum. Stilleri de alalım. Toast container div toast, aslında bununla ilgili özel bir, yani toast message diye özel bir şey göremiyorum ama font size'ını alsak ve font weight'ini iyi olur. Renk zaten beyaz, Obvious'ten geliyor. Tamam, font size 12 piksel. Font weight. Gerçi bizim yazı fontumuz da aynı değil şu an ama çok da önemli değil, onu sonra ekleyebiliriz. Title'a bakalım, biraz daha kalın gibi, yani font weight 700 gene kare. Şimdi font size ikisinin de aynı olduğu için şunu şuraya kopyalıyorum, gerek yok ayrıca çevirmeye. Font weight de 700. Bakın font family neymiş? Monster. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama bu muhtemelen biz acaba Open Sans kullansak olur mu? Gidelim Google Fonts'a bir bakalım. Bu direkt default fontlar içinde mi? Onu tam hatırlamıyorum ama bildiğim kadarıyla Helvetica default fontlar içinde değil. O yüzden bir search yapalım bakalım bununla ilgili bir şey bulacak mı? Strat buldu. Buna benzemiyor ama ya. Yazı. Benziyor mu Sticky? Sticky yaz bakalım Sticky. Y'si böyle çengelli bir şey. Evet buymuş. Tamam biz de direkt bunu kullanalım o zaman. Download family mi? Ha, bu free değil. Download family dediğine göre. Ha ilginç. Hiç böyle kullanmamıştım. Fonts. Şu Open Sans'a bakalım. Ha bu şey mi değişmiş ya? Google Fonts'un tasarımı değişmiş. Ben uzun zamandır girmiyorum herhalde buraya. Eskiden böyle alttan böyle bir tab çıkıyordu. Bir şey çıkıyordu. Oradan seçiyordun ne alacaksan. Daha kolay oldu. Şimdi bize 400 lazım. 400. Şu Select Style. Ha, evet değiştirmişler. Bir de 700 lazım şimdilik. Select Style. Embed olarak alalım. Heh, tamam işte aradığım şey buydu. Import yapalım. Import. De direkt CSS'te import yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz değil mi? Sass'ta yapıyorduk onu. O zaman link yapacağız. Çok da önemli değil şimdilik. Gidelim. Index HTML'in içine. Şuraya linkleyelim. Şimdi sanırım aynı şekilde biz de fontu şöyle kullanabiliriz. Tam olarak böyle Helvetica falan birleşimi değil ama bence bizim işimizi görür. Index body font family'ye şunu default fontumuz yapalım. Sanırım bu iş görür. Evet, şimdi daha böyle benziyor. Biraz yazı küçük geldi ama. Evet, bizde bu alttaki yaz böyle bir tık küçük ama onunki de zaten 12-25 gibi bir şeydi. O yüzden biz font size'ımızı 14 kullanalım. Hult kocaman oldu. 13 yapalım. Evet, bu daha mantıklı. Tamam. Şimdi oldukça benziyor. Sticky biraz sanki line height var ya da sticky'nin altında biraz boşluk var gibi ama line height ile ilgili bir şey görmedim. Onu hatırlamıyorum. Ama yine de biz lan kaybolup durma. Bakalım. Height 17. Evet. Satır yüksekliği biraz fazla toasting falan. Biz direkt toast container'ına yapalım onu. Line height 18 yapalım biz de. Çünkü 13 piksel yaptık. Yazı karakterine daha uygun olacaktı. Hiçbir şey değiştirmedi. Neyse en azından içimiz rahat oldu aynısı diye. Tamam. Şimdi görsel olarak bir sıkıntımız yok. Diğer bir sıkıntımız bunu nereye koyacağımız. Yani nereye koyacağımız derken
sayfada bir yere attach etmemiz lazım ve bunu sayfanın belli yerlerinde göstermemiz lazım. Yani pozisyonunu birincisi absolute yapmamız gerekiyor diye düşünüyorum Toast Container'a. O yüzden position absolute diyorum. Mesela sağ tarafta göstereceksek 10 piksel, taptan da biraz boşluk bırakalım. 10 piksel yapalım. Evet, yer olarak aynı yere hemen hemen gitti. Gölgesi falan gayet şık duruyor. Şimdi tabii bu bir komponent değil, sadece bir HTML'i sadece React'te JSX'e çevirdik. Hiçbir şey yapmıyor, hiçbir özelliği yok. Farklı renkleri olacak ve farklı pozisyonlarda çıkabilecek. O yüzden CSS'leri yavaş yavaş ayarlamaya başlayalım. Birincisi farklı renkler için container'a bir şeyler eklememiz lazım. Yani background'ını değiştirmemiz lazım. İlk önce onu yapalım. Toaster container, toaster ne diyelim adına? Mesela info, değil mi? O da öyle demişti. Info'nun background'u bu olacak. Başka ne renkler vardı bakalım. Error warning. Error. Hadi bakalım bunun rengini nasıl alacağız. Aa, dur. Böyle uğraşmaya gerek yok. Sticky'nin infosunu error yapalım. Süpersin. Gel bakalım rengini alalım senin. Background color. Warning alacağız. Başka ne vardı? Success. Tabii ki. Warning. Success. Alalım sırayla. Success kaldı. Sen de alalım. Ya tabii işte CSS'ini açıp almakla bir çözüm. Orada aramak istemediğim için ben böyle yaptım. Şimdi renklere göre ayırdık. Şimdi bizimkinin rengi gidecek tabii ki. Çünkü şuradan sildik. Diğer bir özellikse şimdilik göstermek için şunu alalım. Şuraya ekleyelim ki şurası boş gözükmesin. Bu taraf değil mi? Bu taraf boş gözükmesin. Diğer bir özellik de pozisyonumuz. Yani şu kısmımız. Buna daha böyle bir kısa isim verelim. Çünkü top right top left yazmak yerine toaster top right diyelim. Bak, bunu buradan alalım. Bunu kopyalım. Top left. Burada bir center biraz sıkıntı olabilir. Center bakalım nasıl yapıyor. Top center. Top center deyince pozisyonu top left, şu pozisyon left. Right, şu right. Değişik yerlere container koymuş. Onların içinde gösteriyor. Mantıklı aslında. Biz de öyle yapabiliriz. Bakalım bir inceleyelim. Yani şurada şöyle demek istiyorum. Şurada kocaman bir container var. Onun içinde elemanı gösteriyor. Success diye. Biz ne yaptık? Direkt şunu da yaptık. Bu adam bunu tek parça halinde container yapmış. Mesela right dediğimiz zaman position fixed. Ha, bir de bunu yapmamız lazım. Position fixed. Bizimki hareket edince evet, yukarıda sabit durması lazım. Durum. Evet, şurada top right'in içine koyuyor. Bir daha bakalım center'a. Center fixed kocaman yukarıda bir şey var. İçindeki container'ın sağdan soldan otomatik margini var. Ortalamak için. Biz de aynı mantığı kullansak o zaman tamam, biz de aynısını yapalım.
Şunu tekrar right yapalım. Hatta şunu bir yenileyelim de bir yanlışlık olmasın. Sticky. Ya bakalım aşağıya dostum. Evet. Toast Container'ın hep sabit bir stili var. Onun içine ayrıca toast top right ya da top left top şey diye eklemiş. Bu direkt container eklemiş. O yüzden biz de aynı mantığı yapsak iyi olur. Çünkü center'da bu şekilde zorlanacağız. O yüzden toast container toaster info yerine şöyle yapsak nasıl olacak bakalım. Class name. Şunu şuraya alalım. Bakalım ne yapıyorsun. Tamam. Ya padding'den dolayı olduğun padding'i toaster info'ya taşımamız lazım. Toaster info, toaster container yani böyle her birine tek tek aynı ayarları taşımak yerine bence toaster info yerine yani o kalsın tabii de Toaster da yanlış yazdık. Content yapalım bunu. Yani çünkü renklere göre değiştiğinde aynı CSS'ler kalsın. Toaster content. Tamam. Gelelim buraya. Şimdi bir kere padding bunda olacak. Onu biliyoruz. Shadow da bunda olacak. Aslında buradakilerin hepsi bunda olacak ya. Absolute hariç. O kalsın şimdilik. Hop. Bir daha bakalım. Evet. O kısım hemen hemen oldu. Şimdi container'da aynı özelliği alalım. Bunu yapıştıralım. Position fix it. Tamam. Sadece container right olduğunda ne yapıyordu? Right yani sağdaki pozisyonunu belirtiyordu. O zaman biz şuna ekleyeceğiz. Yani şöyle yapacağız. Hop, şunu artık kaldıralım aradaki de bile. Şöyle yapacağız anladığım kadarıyla. Evet. Mesela left yaptığımızda top left sola geldi. Top center şu an bizde yok ama top center yaptığımızda biraz farklı davranmasını istiyoruz. Yani şimdi top left, top right kolaydı. Ama top center yaparsak birincisi pozisyonu bunun fixed değil mi? Evet. Birincisi istediğim şey bütün ekranı kaplaması. Önce bunu bir yapalım. Ve bakalım. Top center işaretlemiş miydim bu arada? Evet. Niye seçemiyorum ben bunu ya? Şimdi evet. İkincisi de şunun şey olmasını istiyorum. Margin left auto, margin right auto. Burada tabii sas kullansaydık iç içe yazmak daha kolay olacaktı ama yapmak istediğim şey şu. Toaster TC'nin içindeki toaster content'in marjinlerini değiştirmek. Yani şimdi burada sas olsaydı direkt buraya yazacaktım ama bunu da yapamayacağız. Şöyle yapmamız. Toaster content margin left auto margin right auto. Okay. Kısım da bitti. Ortalandı. Bu da ortalıkta çıkanı tam tepeye yapıştırıyor. Top center sıfır yapıyor. Bunlarla çok uygun gözükmüyor. Yani bence mantık olarak top 10 piksel burada da olması gerekiyor. Yani bilmiyorum görsel olarak nasıl gözükecek ama daha düzgün gözüküyor gibi. Tamam en azından pozisyonları ayarladık. Tabii bunların bottomları da var. Hemen onları da kopyalayalım. Hop. Bottom right, bottom left, bottom center. Şu toast TC ile şu aynı yani BC bottom center aynı. Onu geçelim. Şimdi bottom right, right top değil de bottom olacak. Bottom bu da hop
Bu kısım aynı zaten. Hemen bir tanesine bakalım. Bottom right. Evet, çalışıyor. Bottom center. Bottom center çalışmıyor çünkü onu değiştirmedik. Bottom center. Bottom. Tamam. Bu da çalışıyor. Yani toaster'ımıza gelen proportlara göre bu class'ları değiştirmemiz yeterli olacak. Onun dışında title ve content'i değiştireceğiz. Ben önce bir bunun API'sını yani arayüzünü belirleyelim. Birincisi şöyle yaptığım zaman şuraya içeriği yazdığımda şu kısmı yani ekranda görünmesi güzel olur. Bu. Title'ı da ayrıca belirtebiliriz. Evet. Onun dışında rengini type demiş ama biz de mi type desek? Types diye yazmış. Bence color daha iyi. Color yapalım. Mesela info olsun. Bir de pozisyon. Position up, top right mesela. Böyle belirttiğim zaman görünmesini istiyorum. Yani doğru yerde görünmesini istiyorum. Sırayla bunları yapalım. Gelsin bakalım props'lar. Birincisi title. Title'ı buraya alalım. İkincisi children. Oops. C'si küçük. Birinci kısım çalışıyor. İkinci kısım rengi ve pozisyon. Şimdi rengi ve pozisyonu kolayca değiştirmek için bir kütüphane kullanalım. İşte bu yüzden style component'ı seviyorum. Style component olsaydı şimdi burayı çok kolay yapacaktık. Bir dahaki örneğimi style component ile yapmak istiyorum. Şimdilik bununla gideyim. Class names diye bir şey vardı. Class names. Onu yükleyelim. Bunu kullanmak kolaydı diye hatırlıyorum. Yükleyelim. Bakalım ismi zaten direkt class neymiş. Onu yüklerken biz default şeyleri belirleyelim. Şimdi birincisi renk değil mi? Color. Default'u info olsun. Yani hiçbir renk belirtmezsek info renginde görünsün. Pozisyonu da position default'u top right olsun. Hiçbir şey belirtmezsek. Okey. Bu kısmı yaptık. Bu da yükledi. Tamam. Şimdi şunu ayıralım. Import cx from class names. Böyleydi galiba. Bunu tam hatırlamıyorum. Yanlış yaparsam dokümanına bakarız. Şimdi birinci değişecek yer şurası. Yani pozisyonunu belirten. O zaman class position class olsun. Cx. Şimdi bir dakika. Şimdi nasıl yapıyorduk bunu ya? Böyleydi. Şimdi default bu zaten her halükarda olacak. Bunu koyalım. İkinci koşullu koyacağız. Şimdi koşullu koyarken toaster bc o bunu tek tek yazacağız mı ya? Top right'tan başlayalım. Top bunu tek tek yazacağız herhalde mecbur. Position right. Şöyle olacak. Nasıl çalıştığını bilmeyenler için anlatayım. Position top right'sa bu class'ı ekleyecek. Eğer position atıyorum top left ise bunu geçecek. Bunu ekleyecek top left. Böyle sırayla hepsini eklemem gerekiyor maalesef.
Ve şimdi bunu eklediğimize göre bunu artık kullanabiliriz. Şöyle yapacağız. Hop. Direkt point class. Dur bakalım top right'ta default çıkacak mı bir yerleri patlatmadıysak. NPM start. Evet, top right'ta çıktı. Bir yer değişikliği yapalım denemek için. Top left yapalım mesela. Evet, top left'e geçti. Şimdi aynısını, tam birebir aynısını şu renk için kullanacağız. Haydi bakalım. En azından bu daha az 4 tane. Color class diyelim. Şimdi bunda default'u var. Direkt ilk önce şunu alalım. Hop. Info var, değil mi? Toaster info demiştik adına. O zaman color info ise bunu. Success vardı. Hop. Bunu da yerinde kullanalım. Şimdi hiçbir şey belirtmezse color ve position default olanlar çalışması lazım. Color danger yapalım. Danger değil miydi ya? Hiç de bakmadık ya. Dur. Warning error'muş ya. Vitreous kıçımızdan error. Hop hop. Buraya da gelelim. Hop. Yes, oldu. Güzel. Şimdi renk çalışıyor, pozisyon çalışıyor. Bunları belirtebiliyoruz. İkinci şey timeout. Yani kaç saniye sonra kaybolacak. Tabii bunda bir default değer olması lazım. İlk önce onu kullanalım. Duration diyelim buna da. Ve normal değeri 0,5 olsun. Yani yarım saniye sonra kaybolsun. Bunu nasıl? Birincisi şunları öp, dışarı çıkar tamam tabii ki. Pardon. Ben. Her seferinde render edilmemesi için aslında bunları use memo yapsak daha sağlıklı olur gibi. Onu bir yapalım. Yani bunu sadece pozisyon değiştiğinde çünkü burada kullandığımız tek şey pozisyon. Sadece pozisyon değiştiğinde bu sabit oluşturulsun. Bellekte her renderda tekrar tekrar oluşturmasın diye useMemo'yu kullanıyoruz. Şu an gözle görülür bir fark olmayacak bizim için ama eğer projemiz büyüseydi faydası olurdu. Şurasını yanlış yaptım. Direkt döndürsün fonksiyonu. Hop, hop, hop. Evet. Bakın çalışmasında bir sıkıntı var mı? Yok. Ah, tabii burada color olması gerekiyor. Çünkü bu sadece pozisyona göre bellekte oluşturulmalı. Bu da sadece renk değiştiğinde bellekte tekrar oluşturulmalı. Şu anlık bir sıkıntımız yok. Şimdi diğer bir şey ise, şimdi bunu ekranda sürekli gösteriyoruz ama belli bir koşula göre ekranda görünmesi lazım ya da görünmemesi lazım. Tabi bunu yaparken ilk akla gelen şey işte buraya bir tane property belirleyelim işte visible ya da işte shown true yapalım göstersin false yapalım göstermesin ama ya bu bir seçenek tabii ki bunu yapabilirsiniz. Burada beni endişelendiren şey bu sefer toaster'ın state'ini dışarıda tutmamız gerekecek. Yani bu app şu an app sayfasındayız ama herhangi başka bir komponent de olabilir bu. Yani bunun state'ini yönetmemiz gerekiyor o zaman. Yani işte şu durumda görünüyor, şu durumda görünmüyor ya da işte
Bir de şöyle bir sıkıntı var tabii. Göründükten 10 saniye sonra kaybolacak ya da belli bir saniye sonra kaybolacak. Bu sefer tekrar buradaki state'i güncellememiz gerekebilecek falan gibi sıkıntılar doğabilir diye düşünüyorum. O yüzden daha farklı bir şey yapsak, yani toaster'ın state yönetimi tamamen kendi içinde kalsa, biz buna müdahale etmesek nasıl olur diye düşünüyorum. Öyle bir şey yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl bir kullanımı olacak. Birincisi, şu mesajı artık buradan alacağım. Bunun nedenini birazdan göstereceğim. Title ve mesaj olsun. Yani şimdilik bu doğru bir yöntem bilmiyorum ama deniyorum. Tabii burada da children kalsın ama ayrıca bir mesaj olacak. Ve bu mesajı burada göstereceğiz. Buraya kadar pek bir şey yapmam. Sadece property'yi değiştirdim. İkincisi, tabii ki bunu bir trigger, yani bunu bir çalıştırmak için bir buton gibi bir şeye ihtiyacımız var. Yani bir tane butonumuz olacak burada. Show diyelim adına. Ve buna tıkladığım zaman bu toaster gözükecek. Dediğim gibi burada bir state tutabiliriz. Bu state'in değerini true false yaparız. Burada onu göndeririz. True ya da false olmasına göre ekranda gösterir ya da göstermeyiz. Ama ben bunu istemiyorum. Bu kısmı toaster'ın içinde yapmak istiyorum. O zaman acaba şöyle bir şey yapsam nasıl olur? Şu toaster'ı gösterdiğimiz kısım. Bu kalsın. Onu tekrar yapıştıracağım yerine. Şu an sadece kestim. Fragment olsun. Bu o kısım. Bununla ilgili bir sorunumuz yok. Gayet güzel gözüküyor. İkinci kısımda şöyle bir şey yapmak istiyorum. Buna gelen children bir komponent değil de bir fonksiyon olsa ve ben bu fonksiyona belli şeyler geçsem, yani bir obje geçsem ve bu objenin içinde on show, on hide, bilmiyorum on hide şu an lazım mı? Mesela state'e de geçebiliriz ama şimdilik gerek yok. On show ve on hide olsa. On show buradaki bir fonksiyon olduğunu düşünelim. Şöyle bir şey. Const on show. Bunu use callback'in içine alabiliriz sonra. Şimdilik şöyle kalsın. Ve on hide. On hide. On show'da bunun gözükmesini isteyeceğim. On hide'da da gözükmemesini isteyeceğim. Ve bu kontrolü buradan yapacağım. Yani şurada bir fonksiyon gelecek. Bu butonu, hop, şunu şöyle yapalım. Bu butonu buraya koyacağım. Ne göndermiştik? Buraya bir obje göndermiştik ve bu objenin içinde on show vardı. Şimdilik bana sadece show kısmı yeterli. Buna click olduğunda on show çalışacağım. Yani bir şey yapmayacak ama sadece denemek için log atalım. Show. Evet. Bastığımda o kısım çalışıyor. Bu da kendi içinde state'i yönetecek. O zaman bana burada bir state lazım. Yani notifikasyonum görünüyor mu, görünmüyor mu? Use state. Onu da şöyle yapalım. Const visible set visible yapalım. Default false olsun. Tamam. Yani bu visible state'imizi set visible tıklayınca true yapacak. Yani şu ana kadar pek bir şey yapmadım. Tabii bunu visible olup olmamasını da kontrol etmemiz lazım. İkinci kısım tabii bunu direkt işte visible ise render et, yani şöyle visible ise render et şeklinde yapabiliriz. O zaman show basınca gözükecek. Şimdilik öyle kalsın, değiştireceğim ve set timeout diyelim şuraya. Belli bir süre sonraki, bu belli bir süre sonrası duration'ımız şuradaki 0,5 saniye, 0,5 saniye değil, çok az. Şöyle 3 saniye falan yapalım. 0,5 milisaniye yapmışız. Set visible da false yapalım. Yani duration bitince kaybolsun. Hemen bir deneyelim. Evet, bu kısım çalışıyor. Sadece bir fade, bu efekt yok. Onu basit bir şekilde yapacağım. Şöyle yapsak düşünüyorum. Position class yerine doğru yere bakıyorum. Şurası position. Şimdi bu her zaman gözüksün. O kalsın. Onu kaybedelim.
Position class yerine acaba buna container class desek. Container class, yani ismi daha anlamlı olsun diye böyle yapıyorum. Ve burada position dışında bir şey daha tutsak. Toaster hidden. Eğer visible değilse toaster hidden class'ına ekleyecek. Toaster hidden'ı da şuraya ekleyelim biz. O da opacity 0 yapsın. Normalde opacity 1 olsun. Yani görünsün. Tabi normalde keyframe ekleyip işte opacity 0 belli bir süre sonra da ekranda tamamen kaldırsak daha güzel olur gibi, ama şimdilik efekt vermeye çalışıyorum sadece. Şu an bir şey olmadı. Şimdi opacity hiddenken 0, opacity 1. Orada tamam. Bunu kaydedelim. Ha dur, bir yerde hata var. Hop, nereye patlattık? Nereyi bozdum? Hay benim klavyem saçma sapan şeyler yapıştırıyor arada ya. Şunu bir kapatalım. Bak gitmiş buraya bir şey yapıştırmış. Onu alalım. Hop kaydedelim gene. Şu an bir şey yok. Use memo ne diyor ya? Use memo nerede? Position tabii artık burada visible'da artık bir şey. O yüzden çalışmadı zaten. Evet. Şu an opacity ile yapıyoruz. O zaman buna bir efekt eklesek. Yani görünürken transition opacity 1 saniye. Biraz fazla ama is in bu hidden olurken da is out yapalım. O zaman şöyle yaptığımızda evet efekte geliyor. Biraz tabii yavaş ama bu efekte biraz hızlandırmamız gerekecek. O zaman onu 0.5 saniye yapalım. Bu kısım tamam. O hemen hemen bitmek üzere. Gayet güzel gözüküyor. On height, yani dışarıdan trigger edilebilsin istiyoruz. Mesela set timeout, birincisi duration sıfırsa sticky yapalım. Yani if duration not büyüktür sıfırsa set timeout çalışsın. Şu çalışsın. Bu aynı temadaki gibi. Eğer ben gider bunun duration'ı sıfır yaparsam ekranda hep gözükecek. Evet, şu an ekranda hep kalacak çünkü set timeout çalışmıyor. Bunu manuel kapatmak için de şöyle bir şey yapabiliriz. Birincisi, burada bakın state'i gönderirsem çok işime yarayacak. Yani şu an toaster görünüyor mu, görünmüyor mu? Onun adını şöyle yapsak daha doğru olacak. Yani şurada birincisi on height'i birazdan kullanacağım. O yüzden bunu buraya alalım. Bir de state. Yani şöyle bir şey yapmak istiyorum. Eğer state hop, eşittir visible'sa, yani görünüyorsa hide butonu gözüksün. Görünmüyorsa diğeri gözüksün gibi. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Şunu daha okunaklı olması için şöyle yapsak daha güzel olacak gibi. Return if state return up, şu kısmı alalım. Niye böyle yapıyoruz ki? Return state up. Diğer seçenek gene aynı şeyi kopyalayacağım ama isimlerini değiştireceğim. Şimdi eğer görünüyorsa bu hide olacak. Görünmüyorsa show olacak. Onun yerine de hide çalışacak. Hop. Sanırım olacak. Şimdi show'a bastım. Buton hide oldu. Bastım kapatmadı. Bunun nedeni buranın kodu yazmadık. Set visible fault tabii ki. Evet. Gördüğünüz gibi açıp kapatabiliyorum. Böyle kontrol daha kolay oldu. Dediğim gibi ilk başta söylediğim şekilde de hani bir visible atarsınız. State'i burada tutarsınız, yapabilirsiniz ama sanki bence böyle daha kolay
Ve hatta şöyle bir şey deneyelim. Duration'ı yani sticky yapmayalım da mesela 2 saniye boyunca gözüksün yapalım. Sadece bunu değiştirdim ve buton kendi kendine değişecek tabii ki. Gördüğünüz gibi gayet güzel çalışıyor. Pozisyon değiştirelim, renk değiştirelim. Onlar da çalışalım diye tekrar bakalım. Position bottom center. Harika. Çalışıyor. 2 saniye. Duration default olsun. Evet. İstediğin zaman da kapatabiliyorum. Tabi burada kapatmada set timeout'u da öldürsek, yani burada kurduğumuz set timeout'u burada kapatınca destroy yani yok etsek daha sağlıklı olur. Ama yani şu an çok önemli değil. Evet. Gayet güzel çalışıyor bu komponenti. Tamamlamış olduk. Burada bir sürü komponent var. Ben bu UX temayı satın aldım. Buradan hangi komponenti ya da hangi şeyi, hangi sayfayı yapmamı istiyorsanız bir sonraki videoda onu anlatabilirim. Buradan sırayla gitmeyi düşünüyorum aklıma gelen basit olanları. Yani basit olanları dedim çok vakit almayacakları bir videoda anlatabileceklerimi yapmaya çalışacağım ileriki zamanlarda.